Selamünaleyküm. Değerli ablalar, değerli kardeşim. Buraları temizledik. Buraları süpürdük. Vallahi evlerimiz bir tertemiz oldu. Şimdi biz Gülsüm Hanım'la Ayşegül Hanım dışarı çıkıyorsa biz tabii ki kayınanneye gidiyoruz. Aşağıya. Dedik, baba dedik, kendimize bir zaman ayıralım. Şöyle bir dolaşalım, gezelim dedik. Bakalım inşallah çıkarlar. Aha Ayşegül, canım çıktı. Ben geldim. Kızım çıktı. Bakın her taraf Allah pırıl pırıl oldu ya. İnan ki temizleyince tabii ki her şey oluyor. Evet, Gülsüm Hanım da çıkış yapıyor. Bakın bunlar falan hep böyle tertemiz oldu. Bu boruyu buradan tabii ki bu boruyu buradan alacağım. Çatının giderinin ucu tarafına dedim bağlamam lazım. Pimaş alamadım şu anda. Pimaşın devamını yapacağız. Allah'ın izniyle. Anne de ben giderken olacak o iş. Giderken halledeceğiz. Mutfağın giderini bağlayacağız. Oradan. Şu anda bağlayamayız Gülsüm Hanım. Bağlamayız. Şu anda bağlayamayız. Şansımız yok. Öbür işlerimizi bir hallederim de ondan sonra. Canım benim. O da olur. O da olur inşallah. O da olur. Şuradaki şeyleri yaktım bir saat. Selam olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Vallahi biz enerji dolu. Bomba gibi. Şükürler olsun. Dikkat et. Patlamıyorsun. Anne şey versene anahtar. Anahtar seni kendine. Evet süpürdük. Cevap Bey bir yere gitmişti. Ben de süpürdüm. Şimdi o da geldi. Hemen yaktı. Bunları burada az dedenin yerine gitti. Biliyorum oğlum. Bunlar da buradan böyle şey yaptığımız zaman, yandığı zaman bahçeye atacağız bu şeyleri tabii ki. Ondan sonra gübre olsun. Vallahi temizlik gibisi yok. Bir şimdi kafamızı kurcalayan bağınıklık bu arada var. Bu arada da... Bu arada çözülecek Allah'ın izniyle. Hatta oraya şey de hani iki direk dikip böyle aynı odunluk, samallık gibi bu araya. Üstünde de çatı hani... Şöyle üstünü örtüğümüzde ne diyorlar? Say mı? Say dedi. Et dedi. 10 dilim var. 10 dilim gibi bir şeyler örtüp odunluk yapıp oraya hem görüntü güzel olsun hayır, diye. Kapı 10 dilim olursa kapı olur mu? Hayır çatısını diyorum be. Nerede çatı var? Ya şimdi değil. İleriye doğru iki şeye çarpıp. İleri mi? He. Hayır ileri öyle olacak. Öyle olacak. Oraya bir şey yapacağız. Sadece veya 10 dilim yapacağız. Orayı öyle düşünüyoruz ama şu anda işte diyoruz ya. Anne diye Ayşe. Ne kızım diye. Burası bırakılıp da gidilir mi kız? Anne diye. Paraları almaya başladı değil mi? Getir bak getir. Gitler bize. O evinin artık. Sen çantadan para çakmaya mı başladın? He? Bu yansın. Aferin, aferin, aferin. Ben temizleyeyim, sen aferin. Böyle dağıtken eğmen. Vallahi eğmenin var ya, eğmen bir başka. Hiç affetmiyor, hiç affetmiyor. Bakın, bakın. Orada bir tane taş vardı. Taşı halletti, bakın. Bakın. Bir parça bir taş vardı orada. Orayı halletti. Cız cız! Cız cız, eğmen cız! Buranın böyle... Düşmana mesela, gerek yok baba. Su açık. Nerede? Bak, koşulları kontrol et. Bak motor çalışıyor. Evde su açık. Ben biliyorum çünkü suyun açık olduğunu. Motor durmadan çalışıyor. Aha. Bunun bulmadığı etmediği şey yok. Bir şey lazım olduğu zaman eğmenin yanına gitmek lazım. İnanın ki. Keser eşi dün. Oğlum de benim gözlüğüm nerede diye dedesi. Dolabın üstünü gösteriyor. Abla eliyle. Çamaşır makinesi açık, ondan olabilir mi? Ne? Çamaşır makinesi. Ha o zaman tamam. Ne olur. Ha. Baba, evet, düşmana gerek yok. Aha eğmen yetiyor. Evet. Onun gibi düşman herkese lazım. Amin. Ben bunu yiyeyim. Senin ağzını yerim. Bu benim buzum. Fatma Gül'ü yerine atalım. Gelince atarız ya. Gülsüm Hanım, dilki geliyor. Biz gittiğimiz zaman dinkiler geliyor. Gülsüm Hanım maşallah vallahi var ya az bir gelsene. Az gel.
Gel gel. Az, elimi yiyeceğim. Az gel, az gel. Biliyor musun? Biliyor. Az gel. Az gel, şöyle bir kamera yerleş bakalım. Ne oldu ki? Az dur, az dur. Bir dakika, az. Az bir dakika, Gülsüm Hanım, bir dakika. Dost mu düşman mı? Ha, burada bir tane daha var. Ayşe. Az dur, az aynasına. Az da biri gel. Elimden kara sürmüştür o şeyi sokacağım. Az da biri gelsin yavrum. Ne olmuş Ayşe? İyi maşallah. Sen, da var. Kızım o ruş sürmüş. Şuralarda ekmek alırız bir de. Karar ruşlardan ruş sürmüş. Ekmek alırız bir de. Karar ruş sürmüş suratına. Şu ellerime baksana. Ya, bu ev... işte ben böyle adamı yakalarım işte. Sen şimdi beni niye reklam ediyorsun? Niye yok, reklam ediyorsun? Etmiyorum ki. Bir saatine reklam olmuş yok. Allah Allah. Ona Eymen etti. Eymen, paşam. Gel yavrum. Bu bardağı kahve evet, etmiş. Pırıl pırıl oldu bak. Ama çardağımı da şekillendireceğim. Şekillendireceğim. Bırak bir de geçecek. İnanın ki bak. Fatma Gül. Neredesin kızı? Sıkma, sıkmayacaksın. Bu bebek, bebek. Senin gibi. Tamam mı? Bu senin gibi. Bebek. Sen bak, sen. He, iyice, 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 bebek. Bu bebek senin gibi değil mi? İş. Gel, gel, gel. Ben evine atayım ha. Suyu falan da var zaten. Buraya ben şey koymuştum. Vallahi ne güzel oldu biliyor musun burası? Şimdi... Aa kurtulmuş herhalde su aşağı akıyor. Aa kurtulmuş. Hayır vallahi su aşağı. Hayır canım buraya tekrar attım ya. Şimdi ısıcak var. Soğuk su var ya. He? Şimdi ısıcak suya geldiğin zaman altı ay veriyor tamam mı? Bu sana ondan geliyor. Uri'ye bir şey yapmam lazım. Ama ha? Fazla gelmiyor. Uri'ye biriken su akıyor. Allah. Anladın mı? Ama şimdi aşağıya gitmez. Olay bu. Gülsüm Hanım. Jeton düştü. Aslında bilemedim ben. O aynen çeşmeye bağlamam lazım. Bahçe suyunu burada çeşme iptal edelim. Gel gidelim gel. Olsun. Jeton sonra demiş. Derler ya. Türk'ün ahlı. Açakan falan. Anlayın işte. Hadi biz gidelim. Vallahi abi biberler falan da burada vuruyor ne güzel. Ben şimdi dekor düşündüm. Onun dekorunu yapacağım. Şimdi gidip gelelim. İlk işim bu. Hayır, ilk işin ne biliyor musun?
Ne? Vallahi ilk işin ha. Tamam. Arkadaşlar. Orada. Şu ayakkabıları görüyorsunuz değil mi burada? Üst üste darmadağın. İki takta çak diyeyim şöyle. Şöyle raf gibi. Şey yapana kadar. Hemen tarifleri çıkartma. Altı da süpürülmek için. Bir de az bir önceki videomda söylemiştim. Şu önüne kaymayan taşlar varmış. Şey Recep Usta öyle söyledi. Kaymayan taşlardan taş döşettireceğim ama şimdi döşeyemeyiz. Alıp geldiğimizde inşallah. İnşallah. İşte ilk önce şu ayakkabılara bir çözüm bulmamız lazım buradan. Sanki 100 kişi yaşıyormuş böyle değil mi? He valla. Anahtarı aldınız. Aldık. Canlı açık değil mi? Kapat. Şey, kapalı değil mi? Kapat. Açık yine niye bırakıyorsun? Şey nerede? Açsana. Sen Gülsüm Hanım. Ben karıştırdım. Gideceksek gidelim. Gidelim hadi. Gitmeyeceksek bırakalım. Neyi? Gitmeyi. Gidiyoruz ya. Biz gene de bu yansın da. Kızım burada çuvallar var. Bir önce bir sil şey yap. Tırmık nerede? Bir toplayalım şunu yanacaklarını. Dur. Gülsüm Hanım, bu dırmık mı? Dırmığı sen bu tarafa atmışsın, ben orada arıyorum. Gidin bakayım gidebilecek misiniz? Ben olmayınca nasıl gideceksiniz bakalım. Hadi bakalım. Sen gelmeden olmasaydı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ay ben de geldim. Ne biniyorsun? Seni bekliyoruz. Biz de, sen bizi bekledin biz de seni bekledik işte. Öyle bu işler parayla değil sırayla. Ne yavru? Dede. Durdun mu diyor? Yok yavru. Devam mı? Hı-hı. Çekiyor musun? Hı hı. Fazla sallanmasın. Şöyle. Görsün Zarife bacım evinin yanlarını. Yaprakları sarar niye başladı? Bu yolumuza bir besin de sunmamız lazım. Ham. Sağlık canından mı şeyden direkt? Şuradan gidersin. Burada mı gidelim? Nereden gidersin? Nereye tercih ediyorsun? Babacık. Sen bilirsin. Hadi sağ ol. Söhür sensin. Hadi seni bilmiyorum. Buraları beton atacağız. Şimdi yolun şu anda sol tarafı çökük. Aşağı doğru oturma yapmış. Ortası yüksek almış. Arabanın altları tıkır tıkır sürtüye bazı yerler. Ama var ya şu yeşillik harika ya. Ham. Güneşten mi böyle oluyor? He. Ham. Karabacak çıktı mı ki dağlarda, şey, o ağaç diplerinde. Yapraklar hep de biliyor sana. Ağaçlarda kimlerinde kalmamış. Evet. Şöyle bir 15 gün sonra bahçenin içindeki insanları karşıya görebilirsiniz. Sonbaharın ayrı güzelliği var, ilkbaharın ayrı güzelliği var, kışın ayrı güzelliği var. Üç mevsim, dört mevsim ayrı güzel yani. Kışı pek sevmiyorum, onu daha önce söylemiştim. Ama yine de onun da ayrı bir özelliği, güzelliği var tabii. Kış olmazsa bolluk bereket olmaz. Öyle mi? Toprak suya kanmaz. Her şeyin ayrı güzelliği var. Kışın soğuk olduğu için sevmiyorum. Ben sıcağı daha çok seviyorum ama dediğim gibi her şey zamanında güzel, mevsiminde güzel. Bu
o sağlık ocağını faaliyete geçirseler kesin. Faaliyette de içinde insan yok. Nereden geldik? Sağlık ocağının oradayız çıktık. Neden mi aradık? O cam yanının oradayız. Cam yanındayız, cam yanında ekmek alıyoruz. Ekmek alacağız zaten bir dakika. Kaç tane ekmek istiyorsunuz? Sorulur mu Ayşe? Bir tane alalım. Tamam dedi. Harika ya. Baba. Hiç kapatmadan gideceğiz. Rafı yükletmiş patlata. Dolap mı rafı? Dolap. Buz var. Onun bile eskisi işe yarıyor biliyor musun? Çamaşır makinesinin içindeki şey bile. Ekmek. Kaç tane? Al sen iki tane. Cevap ve ekmek almayı burada bekliyoruz. Kim de o fırında görüştü? Nursel. Ha, ben tanıyamadım valla. Evet. Bugün... Ey gidi dedemileri. Her taraf pat pat. Evet. Bugün kalabalık geliyor. Köyü tanıyan var mı acaba? Tam karşıda, ey. Evet. Mekanı camlarına salça çarpmışlar, görüyorsun değil mi? Hmm. Kızım şu ekmeği arkaya alsana. Olsaydı salça çarpılmazdı. Yok, giderken yine her zaman o da çıkıyordu ki. Annemlerin olduğu yere devret diyorlar. Şimdi oradan devretten geçiyoruz. Şu MM'in eski işiyle bak. Merhaba. Evet. Tepesinde evi verin değil mi? Neredeyiz baba? 1, 2, 3 kat yapmış. Bir de çatı 4. Adamlara helal olsun. Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Aa, şu tepedekini mi diyorsun? He. Tuğralı ev. Evet kızım. Yol kenarları bile pancar. Pancarı ye, lahana işte. Araçla 2-3 dakika sürüyor. Biz yavaş geldik çünkü. Karşımızda güney. Bu sene hurmalar, ayvalar dolu. Evet, inebilecek misiniz? Engel var mı kapıya? Yok.
Evet. Hadi oğlum. Anne neler yapmış bakın bak. Görüyorsun değil mi? Görüyorsunuz fasulyeleri, ayçiçeğini, mısırı, fasulyeyi hepsini tohumlu ayırmış bakın. Salatalıkları çıkarmış. Tohumlu. Ha, salatalık tohumlulukları da var. İleride sarı çuvalın üzerinde. En sonda. O çuvaldaki de mısır herhalde. Aha. Ne senin bahçeni çekiyor. Balkonunu serdin. Bakın. Haydi bakın. Acıktı mı sen? Ana acıktınız mı? Anneanne. Balkondaki mısırlara fasulye. Lahana kokuyor. Anne de lahana mı pişirdin? Yok ana. Lahana gelmedi mi koku sende? Lahana kokusu geldi. Turşu kokusu geldi. Hadi geçin bakayım. Ben istemiyorum Eymen. Tamam, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Selamun aleyküm. Su istiyor. Aleyküm selam. Çocuk su istiyor. Gel Eymen gel. Yemek oldu ha. Tabak yemek mi? Oldu. Yemek mi var? Ulan garıma. Neden geliyorsunuz insanısınız ya? Ana. Sen beri gel de buraya cevap olsun. Yemeğe çattım. Nereye gideyim ben? Şöyle dönmeyiz. Allah'a yanımdan diye ayrılma diyorsa anne bak. Emen, haydi oğlum. Emen. Kızsın ha, tabaklar orada bak. Her gelmemde böyle güzel yemeklere üstün denk geliyoruz. Şey Emen altına ısınmadı Gülsün öteki tava. Isınmış ana. Altı yanıyor yine. Yanıyor, iyi ısınmadı da. Türlü. Burada başka bir şey daha var. Çocuk yapmış daha ne olsun. Allah bereket versin. Benden çayımız da hazır. Aynen. Sen yemeksiz çaysız yemeği çaysız yemediğini biliyor anam ya. Evet. Sağ olsun. Eymen ne yaramazlık yapsam onu kontrol ediyor. Ha acaba ne yapsam diye. Aynen. Ayşe. Ayşe just yanarsın. Ana size ne oldu Allah aşkına? Babam sabah akşamından beni korkuttu. Baba lazım bakayım. Olur şeyler. Evet çekil. Haydi yavrum. Eymen başladı bile. Çocuktan başladı. Biz başladık valla. Cemal başladı. Başla siz başlayın. Ayşe. Çağla şu Ayşe. Çağla durdu. Reken döndürdüm. Bu az yiyecek ona az koyayım. Yeni sakıya var. Ayşe gelmedim. Çocuğun yanına haydi. Ne oldu? İyi olmuş ya. Bizlere afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz. Çay. Bana bakayım kaşığa. Küçük mü diyeyim bakayım. Yok, al bana şu Eymen'inle. Ona anamazsın. Yarabbim şükür. Elan kolan salgına. Afiyet olsun da turşu ye. Yedi. Sen şekerliğinde ne kadar güzelmiş böyle ya. Şuna Allah razı olsun. Küpesi de var bunun. Alanlardan, gönderenlerden. Herkesin kesesine bereket. Dur. Bunun küpesi de var vallahi bakın. He. Bakın nasıl oluyor bakın. Bizim bunu Emine almış. Emine kendini almış, Yasemin almış, Emine Bağat almış. Allah razı olsun. Vay. Sakarya'dan geldi ya sen. Sakarya'dan geldi de nerede şey? Bursa'da. Bursa'dan gelirken almış yolda. Ha, şu mesele. Gerçekten güzelmiş ya valla. Güzel mi? Çantan nerede? Anam bunu badede zaten. Heves, ben çok güzelmiş dedim. Heves ettiysen alır. Hediye edildim ben. Usa hediye edilmiş dedim ben. Evet, aynı öyle. Yok olsun. Ha sen de olmuşsun ya. Kötü dedim ben sana. Dedi vallahi. Ama ben de alırım. Gör, çatsam bir yerde. Güzelmiş ama böyle misafir. Evet. Güzel. Gerçekten harika. Ağzını kapağı da var onun. Hep soruyorlar onu bana. Herkes soruyor. Soruyor değil mi? Bak, aslında canım Cumalı kızı hatırası.
Kapağında bir de boncuklar var. Desene bak. Ağaçtan yapmışlar bunu. He, evet. Ahşap. Değil mi? Ahşap. Öyle yani. Güzel yapmışlar işte. Ay, iyi giden. Para için elinden yapmaya. Nakışını da bulmuşlar güzel. Yine. Ben yapabilir miyim acaba onu ya? Yaparsın. He? Dene istiyorsan. Deneyelim değil mi? Yaparsın. Niye yapamıyorum? Evet, bak bir de kızım para çekmişler böyle. Ha. Güzelmiş işte. Onu da beni koymuşlar. He, değil mi? Öyle olmuş. Ama emek çok. Emek çok. Bunlar hep yapıştırmalı. Değil mi? Emek çok. Evet. Süslemesi, müslemesi, emek bu çok. Bu benim şimdi. Onu yapamam da, arutaki tahtayı yapsam boya sürersin. Evet. Ama bu da bunun güzellik veriyor işte ona. Şey, renk veriyor. Ben öyle duruyor, eminenki de öyle duruyor mu bilmiyorum. Yarısı benimki duruyor mu? Üç tane almışlar. Güzel. Neyse biz de Bursa'ya gittiğimiz zaman biz de aldık. He. Bir de Bursa'ya. Allah nasip ederse. Evet. Gel gel. Taşa gel gel. Yok. Gel yavrum gel gel. Yanıma, yanıma gel gel. Yanıma gel. Hayır, ona da olmuyorsun. Hayır. Hayır. Anam, dur bakayım duruyor mu? Devam ediyor. Durduracağını da biliyor Allah'ım. Vallahi kapatacağını da biliyor. Demin de geldi ya. He. Görmüyor, siz ne yaparsanız onu yapacağım diye o. Ben ne yaparsam onu yapıyor. Vallahi böyle. Ne yapıyorsun lan oralarda? Eymen, annenle babanla kızı ya. Dur sen şimdi, ben geldim de ne yapayım? Büyük annenle kızıyor. Hiç umursamaz. Her şey çok meraklı. Her şeyi yapacak. Yemeğimizi yedik. Çayımızı da içiyoruz. Bizlere afiyet olsun. Siz ne yiyor? Sanırım sizlere de afiyet şeker olsun. Aynen. Allah'ım değerli buradan kardeşim. Sonra yine büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Başka bir yere gideceğiz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.